Hocam, Berahime öğütçülerinden İbn-i Ravendi geliyorlar. Duydum ki benim fikirlerimi çürüteceğini söylermişsin. Kitab-ı Zümrüt'te naklettiğiniz telakkilere göre akıl Allah'ın en büyük nimetidir. Rab onunla tanınır. Nimetleri onunla bilinir. Doğru ve yanlış onunla ayırt edilir. Madem vahiy aklın bildikleriyle aynı, o zaman ikisine ne lüzum vardır? Eğer nebevi haber akla aykırıysa nübüvvet fikri de saçmadır. Yani dersiniz ki akıl var. O halde peygambere ne lüzum vardı? Akıl iyi ve doğruyu ayırt edebilecek kudrettedir. O yüzden peygamberlere ve ilahi ikazlara lüzum yoktur. İyi ve kötü üç şekilde bilinir. Birincisi insan tabiatının hoşlanması ve nefret etmesiyle. İkincisi akılla. Üçüncüsü emir ve nehiyle, yani nübüvvetin haberiyle. İnsan tabiatının iyi ve kötüyü ayırt etmesi akli değil, tabidir. Bu hususta hemfikiriz. Lakin aklın her şeye yetecek kudreti konusunda değiliz. Buyurun. Suyu içmeden evvel aklınız size ikram edilen suyu içmenizi söylüyor. Terlediniz, sıcak ve susadınız. İşte hayatta yol almak bu kadar basittir. Akıl bu suyu içmemi söylüyor. Neden? Çünkü susadım. İhtiyaçlar bu nispette. Durun. Neden? Bir şey mi var? Aklınızda bunu çözseniz ya. Su zehirli mi diye düşündüğünüz doğru mu? Berrak görünüyor. Bu testideki suyu aldığımız kuyudan su içen bir keçinin öldüğünü söylesem. Yani size bir haber versem. Sizin vakıf olamayacağınız bir malumatı söylesem. İnsan tabiat karşısında acizdir. İyi ve doğru olanı kötü ve çirkin olandan ayırt etmek için aklını kullanır. Lakin tabiat bilinmezliklerle doludur. İşte bu noktada bir bildirene ihtiyaç duyar. Nübüvvet İnsana iyi, doğru, ahlaklı olmayı öğütler. Nübüvvet, güvenilir bir ikazcının akla yardımcı olmasıdır. Bismillahirrahmanirrahim.